Londoners Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de Bugün Haber Bülteni başlıyor. British Yaşam TV'den herkese iyi sabahlar. Bugün 4 Ekim Çarşamba, ben Ela Sezen. İngiltere'de bugün öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Manchester'da gerçekleştirilen Muhafazakar Parti konferansı sırasında TikTok, Amazon ve bazı kripto para ve kumar şirketlerinden lobiciler partiye katkıda bulunarak bakanlarla yan yana oturdu. Başbakan Rishi Sunak'ın büyük şirketlerin işçi partisine yönelmesini engellemek için planlarını sunduğu bu etkinlikte iş dünyası için asıl destekçinin Muhafazakar Parti olduğu vurgulandı. Sunak, işçi partisinin lideri Keir Starmer'ı eleştirerek partiyi 1970'lerden kalma bir karidesli kokteyl tabağına benzetti, sırtı olmayan bir yapıya sahip olduğunu ima etti. Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı John Whittendale de TikTok, Amazon, TokTok ve Flutter gibi firmaların temsilcileriyle aynı masada yer aldı. Kişi başı bilet fiyatının 3,300 sterlin olduğu etkinlik, Muhafazakar Parti için bir fon toplama aktivitesine dönüştü. TikTok'un sahip olduğu Çinli şirket ByteDance, güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce hükümet yetkililerinin telefonlarından yasaklanmıştı. Ancak şirket, verilerin Çin hükümetine erişilebilir olmadığını sürekli olarak belirtti. Muhafazakar Parti'nin bu etkinliği, iş dünyası ile ilişkilerini güçlendirmek ve Sunak'ın Londra'da düzenleyeceği yapay zeka zirvesi için destek toplamak amacıyla düzenlediği ifade edildi. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre tek tip ağaç dikme projeleri tropik biyoçeşitliliği tehdit ediyor. Sadece sınırlı bir iklim faydası sunuyor. Bu tür projelerin özellikle Amazon ve Kongo havzalarında bitki ve hayvan çeşitliliğine zarar verdiği belirtiliyor. Araştırmacılar, hükümetlere ticari monokültürel yerine yerli ormanların korunması ve restorasyonuna öncelik verilmesi çağrısında bulundu. University College London'dan Profesör Simon Lewis, ağaç dikiminin hızla azalan fosil yakıt emisyonlarının bir alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. ETH Zürih'teki ekoloji profesörü Thomas Croft da ekosistemin karbon değerini her şeyin üzerinde tutmanın yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Rishi Sunak, IT News'a yaptığı açıklamada vergi indirimi çağrılarını reddederek enflasyonu düşürmeye odaklandığını belirtti. Muhafazakar Parti konferansında kendi partisinden üst düzey isimlerin bir sonraki seçim öncesi vergileri azaltması için baskı yaptığı biliniyor. Bu isimler arasında önceki Başbakan Liz Truss ve Bakan Michael Gove da bulunuyor. Truss, konferansta oldukça büyük bir ilgiyle karşılanan büyüme odaklı konuşmasında genel olarak vergilerin çok yüksek olduğunu belirterek kurumlar vergisinde indirime gidilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Michael Gove da bir sonraki seçim öncesi vergi yükünün azaltılmasını istediğini belirtti. Ancak Sunak bu talepleri reddetti. Ve IT News siyasi editörü Robert Paston'a şu an ülke için gerçekleştirebileceğim en iyi vergi indirimi enflasyonu yarıya indirmek dedi. Truss'ın müdahalesi hakkında özel bir soruya Sunak geçen yaz bu tartışmayı yaptık, geçmişi değerlendirmekle ilgilenmiyorum. Uzun vadede ülke için doğru olanı yapmakla ilgileniyorum ifadesini kullandı. Başbakan gelecekte vergi kesintisi yapmayı arzu ettiğini belirtti. Öte yandan Maliye Bakanı Jeremy Hunt konferansta yaptığı konuşmasında üretkenliği artırarak insanları işe almanın önemli olduğunu belirtti. Gelecek Nisan'da saatlik asgari ücret maliyetinin en az 11 pound olacağını duyurdu ve sosyal yardımlar üzerinde daha sıkı şartlar koyma uyarısında bulundu. Londra'da bu ay yapılması planlanan metro grevleri görüşmelerde önemli ilerleme sağlanınca iptal edildi. Yaklaşık 3000 demiryolu, denizcilik ve ulaşım sendikası üyesi bugün ve cuma günü grev yapmayı planlıyordu. Grev Londra ulaşımında görev alan 600 kişinin işten çıkarılmasına ilişkin anlaşmazlık üzerine düzenlenecekti. Sendika sözcüsü arabuluculuk hizmeti EKAS ile yapılan görüşmelerin ardından işçileri korumayı, kadrolardaki olumsuz değişiklikleri engellemeyi ve derece değişiklikleri çerçevesinde kazançlarının korunmasını başardıklarını belirtti. Londra Metrosu'nun müşteri operasyonları direktörü, sendikanın bu hafta planladığı endüstriyel eylemi geri çektiğini duyurdu ve istasyonlardaki değişiklik önerilerimiz üzerindeki anlaşmazlık çözüme kavuştuğu için memnunuz dedi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han da endüstriyel eylemler söz konusu olduğunda kazanan olmadığı için bu endüstriyel eylemin iptal edilmesinden dolayı çok memnunum şeklinde bir açıklama yaptı. Kısa bir reklam. Başta Londra, Dubai ve Atina olmak üzere sürdürülebilir global yatırım stratejileri için www.londonisinvestments.com web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Reklam sona erdi.
İngiltere'nin Exeter Üniversitesi 2024 yılında sunulacak olan büyü üzerine bir lisansüstü programıyla İngiltere'de bir ilki gerçekleştirecek. Arap ve İslami Çalışmalar Enstitüsü bünyesinde üniversitenin sunduğu büyü ve okült bilimlerde yüksek lisans programı son dönemde büyüye olan ilginin artmasının ardından oluşturuldu. Program, cadılık ve büyünün tarihi, dünya üzerindeki toplum ve bilim üzerindeki etkisini inceleyecek. Bir yıllık program Eylül 2024'te başlayacak. Tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, drama ve din alanlarında uzman akademisyenler Batı ve Doğu'da büyünün rolünü gösterecek. Üniversite bu programın büyünün tarihini geniş bir ders yelpazesiyle birleştiren İngiltere'deki sınırlı sayıda lisansüstü kurslardan biri olduğunu belirtti. Profesör Slovey, bu yüksek lisans Batı'nın rasyonizm ve bilim yeri olduğu, dünyanın geri kalanının büyü ve batıl inançlarla dolu olduğu varsayımını yeniden değerlendirmek için bir fırsat olacak dedi. Üniversite bu eğitimle öğrencilere öğretim, danışmanlık, rehberlik, kültürel miras ve müze çalışmaları, kütüphanelerde çalışma, turizm, sanat organizasyonları veya yayıncılık endüstrisi gibi alanlarda kariyer imkanı sunacağını belirtti. Kurs içerisinde seçilebilecek modüller arasında Batı edebiyatı ve sanatında ejderhalar, Kral Arthur efsanesi, paleografi, İslami düşünce, arkeolojik teori ve uygulama, Orta Çağ'da kadınların tasviri bulunuyor. Londra kendi Las Vegas küresine sahip olabilir. MSG Seafair London tarafından geliştirilen 300 fit yüksekliğindeki Crystal Ball, geçen yıl planlama yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra Londra'nın doğusundaki Stratford'da inşa edilebilir. Ancak kristal top şeklindeki ikonik yapıyı kaplayacak binlerce LED ekran ışık kirliliğine neden olacak. Kirliliği azaltmak için sakinlere ücretsiz karartma perdeleri fikri teklif edildi ama bu teklif pek iyi karşılanmadı. Projeye 2019'da da itiraz edilmişti. Gerekçeler benzerdi. Mekanın evlerin üzerine gölge yapması, gece önemli ölçüde ışık kirliliğine neden olması endişelerini içeriyordu. Ama proje destekçileri ısrarcı. Kürenin bar ve restoranlar içereceğini ve başkentin ekonomisine 2,5 milyar sterlin katkıda bulunacağını söylüyorlar. 800 milyon sterlin değerindeki 21.500 kişilik arenanın önerileri henüz Londra Belediye Başkanı Sadık Han ve Konut Bakanı Michael Gove tarafından onaylanmadı. Kanadalı turizm ve gayrimenkul danışmanlık firması Resonance Consultancy 2023 yılı için Londra'yı dünyanın en iyi şehri ilan etti. Başkent bu unvanı üst üste 8. kez kazandı. Şirket şehirleri değerlendirirken yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah olmak üzere 3 ana ölçütü temel alıyor. Bu kriterler doğrultusunda Londra zengin müze ve tiyatro kültürüyle en üst sırada yer aldı. Ayrıca yeni Elizabeth hattının açılması şehrin ulaşım ağına başka bir değer kattı. Bu sıralamada Paris ikinci, New York ise üçüncü sırada yer aldı. TripAdvisor ve Facebook'ta yerel halkın tavsiyelerinin yanı sıra nitel ve nicel verilere dayanarak bu değerlendirme gerçekleşiyor. Faktörler arasında havaalanı bağlantısı, park sayısı, restoran ve gece hayatı mekanlarının yoğunluğu, eğitim başarısı ve GSUIH'in analizi yer alıyor. İngiltere hükümeti Brexit sonrası iş dünyası için olası avantajları belirlemek amacıyla ülkenin mevcut düzenlemelerini yeniden değerlendiriyor. Bu amaçla ülkenin mevcut düzenlemeleri ve kuralları gözden geçirilecek. Ticaretten sorumlu Çalışma Bakanı Keme Badon'ı bu incelemenin amacının işletmeler için gereksiz kısıtlamaları azaltmak ve tüketiciler için maliyetleri düşürmek olduğunu belirtti. İnceleme birçok sektörü etkileyen 90 farklı düzenleyiciyi kapsayacak. Bu karar bazı düzenleyicilerin yetersiz kaldığı eleştirilerinin üzerine geldi. Badon'ı Brexit'in sağladığı esneklikle işletmelerin önündeki engelleri kaldırmak istediklerini vurguladı. Kuralları uygulayan düzenleyicilerin de bazen işletmelere engel olabileceği için maliyetleri azaltmak amacıyla kötü uygulamaları kökten sökme peşinde olacağız diye ekledi. Bu girişim, Liz Truss'ın geçen yıl benzer bir yeniden yapılandırma planını duyurmasının ardından geldi. İngiltere'de bugün öne çıkan haberleri sunduk. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. London's Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de Bugün Haber Bülteni sona erdi.